izleyiciler, hepinize merhaba. Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Ortak yayınında İzmir'de kültür ve sanat programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var, genç bir konuk. Başarı merdivenlerini tırmanan, kendi çabasıyla tırmanan, çabalayan sinema yönetmeni Erdi Tokol'la güzel bir sohbet olacak. Ve kendisine Skype üzerinden bağlanıyoruz. Pandemi nedeniyle biraz stüdyomuzda konuk ağırlamaktan çekiniyoruz artık. Evet Erdi, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim Erdi'cim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de çok iyiyim. Böyle evlerimizde değil mi? Ama sanattan uzak kalmıyoruz yine. Sanatı ve bu genç arkadaşlarımızı, sanatçılarımızı, izleyicilerimize tanıtmaya hep devam edeceğiz. Şimdi bu tabii ki sıkıntılı bir süreç var. Bütün dünyanın yaşadığı pandemi süreci var. Evet, önlemler de biraz daha sıkılaştırıldı. Çok da iyi oldu sanırım. Atlatmak adına tabii ki. Sen neler yapıyorsun? Bu süreci nasıl atlatıyorsun? Nasıl geçiriyorsun desen? Öncelikle tabii tüm dünya adına zorlu bir süreç. Biraz yaz döneminde hafiflese de yine kışın gelmesiyle birlikte yine zorlu bir süreç bizi bekliyor gibi gözüküyor şu an. Ne yazık ki vaka artışları pandeminin boyutunu da oldukça genişletiyor. Tabii yani herkesi etkilediği gibi bizleri de etkiliyor ama yani karantinada kaldığımız süre boyunca, evlerde kaldığımız süre boyunca üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz, durmuyoruz. Çünkü paslanmamak bizim elimizde olan bir şey. Değil mi? Yani bu süreçte üretmeye devam etmek sanırım yapacağımız en doğru şey olur. Şahsi görüşüm bu yönde. Kesinlikle. Hem kendi ruh sağlığımız açısından kendimizi iyi hissetmek adına hem de sanattan uzak kalmamak için değil mi? Üretmeye devam etmeliyiz. Evet Erdi'cim, sana Erdi'cim diyorum. Tabii. Çünkü çok genç bir sanatçımızsın, film yönetmenimizsin. Kendini biraz izleyicilerimize aslında tanıtmanı istiyorum en başta. Tabii ki hani sohbetimiz esnasında seni çok daha iyi tanıyacaklar ama 9 Eylül'de başlayan bir süreç var. Yapmış olduğun işin eğitimini aldın. Ama ben öncelikle şunu merak ediyorum. Bu okulu seçme sebebin neydi? Kendi isteğin miydi? Çocukluktan gelen bir yeteneği mi keşfettiler? Seni ailen mi yönlendirdi? Hep bunları duymak istiyoruz senden. O süreci biraz konuşalım. Daha sonra tabii ki yaptıklarını konuşacağız. Tabii. Yani öğrenim hayatım yani liseden itibaren başlarsak eğer. Evet. Karataş Lisesi'nde başladı. Yani Karataş Lisesi'nde şahane bir lise hayatı geçirdim diyebilirim. Oradaki arkadaşlarım ve öğretmenlerim olsun. Şahane bir lise hayatıydı. Orası da bana çok şey kattı. Ya bir gün orada şöyle başladı aslında hikaye. Sağ olsun yine bana destek olan, sürekli yanımda olmaya çalışan hocalarımdan bir tanesinin bir film yarışması ile ilgili, bir kısa film yarışması ile ilgili bir afiş gösterdi bana, onu getirdi. Böyle bir şey denemek istemez misin diye. Çünkü zaten sürekli bir şeylerle ilgileniyordum bu süreçte. Yani sektörle demeyeyim de o dönem içerisinde tabii. Yani sürekli medyayla iç içeydim. Sürekli videoları birleştirip kendi kendime videolar çeken, bir şeyler yapmak isteyen bir lise öğrencisiydim. Yani çok mutlu oldum. Görür görmez tabii ki de bir hevesle orada bir şeyler yaptık. Hatta Takev'in kısa film yarışmasıydı. Orada ikinci olduk. Çok da güzel. Kardeşine başladı bu ödüller, evet, bu şey yani çalışmalar. Orada ikinci olduk. Çok da güzel bir ortam oldu. Çok da güzel bir destek oldu. Tabii ben sayısal okuyordum o dönem lisede. Bir sayısal öğrencisiydim. Endüstri mühendisliği istiyordum o dönem. Fakat yani lise sona doğru geldiğimizde artık, yani lisenin son yılında ya ailem bir gün karşıma aldım ve şey dedim, yani tamam ben bu bölümü okurum, giderim ama yani devam da ederim, güzel de oluyor. Ama yani sanırım üniversitenin ortasında sinemaya bir geçiş yaptığımda kimse şaşırmasın. Yani böyle bir konuşma geçti onlarla. Onlar da o zaman neden şimdiden başlamıyorsun diye bana çok destek oldular. Oh, yani hayatımın her alanında olduğu gibi sağ olsunlar.
Ben lise sonunda sayısaldan eşit ağırlığa geçtim. Eşit ağırlık bölümünde aynı zamanda normal sınava çalıştım. Fakat 9 Eylül Üniversitesi yetenek sınavıyla öğrenci alıyordu o dönem. Evet. Ben okula aynı zamanda eşit ağırlıktan devam ederken yetenek sınavıyla çalışmaya başladım. 9 Eylül ben yetenek sınavıyla kazandım. Tamamen... Hayallerinin peşinden gittin. Evet, ailen de destek verdi. Yani, tamamen hayallerimin peşinden gittim diyebilirim. Yetenek sınavıyla kazandıktan sonra da 9 Eylül Üniversitesi'nde de yine 4 şahane yıl geçirdim. Bu dönemde sağ olsunlar, yani ne yazık ki şöyle bir durum oluyor. Devlet okullarında, özellikle hani devlet üniversitelerinde imkanlar oldukça kısıtlı oluyor. Fakat yani hocalarımız bu kısıtlı imkanlarla bile bize gösterebilecekleri maksimum verimi, maksimum faydayı sağlamaya çalıştılar o dönem. Yani bu yüzden de üniversite yılım da gerçekten dolu dolu geçti. Yine orada da kendi projelerimiz oldu, kendi kısa filmlerimiz oldu. Örneğin çok sevdiğim ve içerisinde olduğum Tribün Ateşi diye bir spor programı yaptık üniversitede. Sağ olsun İzmir'in güzel Doğayan isimleri de katılmıştı. Ya yani böyle projelerimiz de oluyordu. Bizi sürekli şevklendiriyorlardı. Yani hala da görüşürüm üniversite hocalarımla. Çünkü hayatın her alanında danışabileceğim, fikir alabileceğim çok iyi insanlar, çok dolu insanlar. Bu yüzden de kendileriyle hep diyaloğumu sıkı tutmaya çalışıyorum. Çünkü onlardan hala da öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Koparma Anladım. Kesinlikle. Öğretmenlerimiz çok kıymetli. Sen de zaten koparmamışsın. Onlardan hem sanatı öğreniyoruz, kendi dalında tabii ki sanatı öğrenmişsin. Hem de hayatı öğreniyoruz aslında öğretmenlerimizden. Onlar bizim için çok değerliler. Ve ben sohbetimize çok yakın zamanda almış olduğun bir başarıyla başlamak istiyorum. Bu pandemiyi o kadar güzel değerlendirenlerdensin ki. Ve bir kısa film yaptın, 336 saat. Amerika'ya gönderdin ve Amerika'dan izleyici özel ödülü ve özel seçki ödülüyle ödülü geldi sana. Bu projeyi, bu kısa filmin çıkış noktasını öğrenmek istiyorum ben senden. Daha sonra konuşacağız, üzerine kimlerle, kiminle oynadığını da konuşacağız. Evet, bir aile de geçen bir film. Senden dinleyelim önce. Ama şunu izleyicilerimle ben senden önce paylaşmak istiyorum. Tabii. Annenle oynaman o kadar hoş geldi ki bana. İki kişilik bir oyun ve film, kısa film. Ve İki kişilik dev kadro. Dev kadro. Annenle oynamışsın. O annenin de ellerinden öpüyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, bu filmin çıkış noktası neydi? Ya 336 saat zaten 14 günlük karantina sürecinin saat dilimi halinde ibaresidir. Evet. Ne yazık ki ilk vakanın açıklandığından itibaren çok enteresan bir 14 gün geçirdik biz ülke olarak. Yani hatta dünya olarak da diyebiliriz. Evet. Çünkü hiç kimse böyle bir duruma hazırlıklı değildi. Herkes ne yapacağını bilmez halde işte marketlerden tuvalet kağıtlarını falan boşalttık yani böyle. Çok garip bir ortam vardı aslında. Yani 14 günde aslında çok daha bilinçli hareket etmemiz gerekirken çok garip haberlerle de karşılaştık. Ve bu süreci çok daha az hasarlı atlatabilirdik diye düşünüyorum zaten. Ve ne yazık ki çok vaka ve çok kayıp verdik. Şahsi fikrim maalesef, bu yönde. Maalesef. Ne yazık ki. De devam eden yani 336 saatte anlatmak istediğimiz hikaye aslında şuydu. Bizi hasta eden virüs ama bizi hasta eden asıl mesele insan. Bizi hasta eden kendi düşüncelerimiz. Yani bizi hasta eden bu koşullar aslında. Yani bu koşulları çok daha farklı tutsaydık eğer aslında bu kadar da ağır bir hasarla ağır bir yara alacağımızı düşünmüyorum ben. 336 saatte iş saatlerinden yakınan, pandemi süresince çalışmak zorunda kalan ve eve geldikten sonra ancak bir şekilde dezenfekte işlemlerini yapan ve oturup televizyonun karşısında haberleri izleyen bir genç var aslında. Bu genç
bu genç şu an Türkiye'deki çalışmak bu şartlar altında, bu koşullar altında çalışmak zorunda kalan bütün gençler, bütün insanlar. Kesinlikle. Sadece gençler de değil. Yani. Sadece yaş gruplarımız da değil yani. Çalışmak evet. zorunda kalan herkes. Yani eğer ki biz ülkede bu insanların bu zorluklar altında yani bu çalışma standartları altında bir şekilde sesini duyurmazsak ben yaptığımız sanatın amacına hizmet etmeyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden de böyle bir film çekmek istedim. Filmin aynı zamanda oyunculuğunu yaptım. Filmin kamera operatörlüğünü annem yaptı dediğiniz gibi. Yani kendisi zaten sürekli projelerde benim fikir aldığım beyin takımının başında yani. Kendisinin çok çok da güzel bir sinema gözü var. O yüzden kamera arkasında böyle iki kişi güzel bir iş çıkarttık. Yani ne yazık ki Türkiye'den, Türkiye'de katıldığımız yarışmalar ve festivallerden diyeyim, beklediğimiz sonuçları alamadık biz. Fakat, hay Allah. Fakat okyanus aşırıdan geldi. Güzel abi. Yani gerçekten de Amerika'dan böyle bir haber almak bizi çok mutlu etti. Sağ olsunlar Amerika'da çok fazla karantina film süreciyle ilgili çok fazla festival ve çok fazla gösterim yapıp ya bu konuyla ilgili çok duyarlılardı aslında. Bu yüzden biz o dönem ilk festivalleri, ilk yarışmaları açan bütün ülkelere gönderdik. Evet. Ve yavaş yavaş sonuçlanıyor tabii bunlar. Yani o dönem yolladığınız filmlerin sonuçları uzun bir elemeden geçiyor, uzun bir gösterim sürecinden geçiyor vesaire. Şu an artık haberlerini almaya başlıyoruz. Ve ilk güzel ve büyük haber de Amerika'dan geldi ve izleyici ödülü olması da aslında beni çok mutlu etti. Çünkü insanlar da aynı fikirde, aynı çatı altında toplanmak, yani bunun bir uluslararası skalada aynı çatı altında toplanmak bize inanılmaz bir haz verdi. Yani evet. Şöyle, bu sadece yani bu filmi iki kişi yürütsek bile bizim bir sinema ekibimiz var. Yani bizim kısa filmlerimizi, prodüksiyonlarını yaptığımız ekipteki arkadaşlarımız da var. Peki bu filmde annen de oynadı mı, sadece sana yardımcım oldu? Çünkü filmi şimdi başka festivallere de göndereceğin için yarışmalara. Evet. Tamamını gösteremiyoruz burada ama yönetmenimiz hazırsa bir kısa fragmanı var. Onu görelim ve annenin de oynayıp oynamadığı sorusuna ondan sonra cevap verelim. Evet tamam. Ya oğlum kirayı kim ödeyecek? Faturaları kim ödeyecek ha? Söylesene. Ne kodu ya? Kod mod gelmedi bana. Kaç gündür maskesiz gidiyorum geliyorum işe. Saçmalama. Ha yaptım merak etme. Dezenfekteyi falan yapıyorum zaten. Dur ben seni arayacağım. Arayacağım. Hadi bay bay. Ya oğlum kirayı kim ödeyecek? Faturaları kim ödeyecek? Evet, şimdi annenin filmde oynayıp oynamadığı ile ilgili cevabı tekrar almak istiyorum. Fragman izlenirken bana anlattın ama izleyicilerimiz de duysun, olur mu? Tabii, hiç sorun yok. Kendisi kamera operatörlüğünü yaptı ben oynadığım için. Ama onun dışında dediğim gibi yani kısa filmlerimizin ve projelerimizin kendisi bir ressam olduğu için film afişlerini ve posterlerini yapıyor. Bunda da yani kendisine gözümüz kapalı sonuç alıyoruz yani. O şekilde güveniyorum. Şimdi ressam olunca tabii ki değil mi? Ressam olunca ressamlarında müthiş gözlem yetenekleri var onların. Bütün sanatçıların olduğu gibi ama onlar çizime de döktükleri için müthiş bir gözlem yetenekleri olduğunu ben düşünüyorum. Ve annenizden yardım alıyor olmanız sizi en iyi tahlil eden kişidir bence anne. Bir çocuğu tahlil eden en yakını annesidir diye düşünüyorum. Şimdi bu filmde de bir genci anlatmışsınız, kendi ruh halinizi anlatmışsınız. Bütün gençlerin dili olmuşsunuz aslında. Sanat da işte böyle bir şey. Toplumun dili olabilmek. Ve bu dili Amerika değerlendirmiş, güzel bulmuş ve yankı bulmuş.
ödülle layık görmüş. Çok mutlu olduk biz de tabii ki Türk halkı olarak böyle yetenekli bir gencimizin, sinema yönetmenimizin ödüle layık görülüyor olması. Ama bu filminiz ne kadar da süresi, kısa filmin süresi? Yani filmin süresi 2 dakika. Genellikle zaten bir yani bu tarz kısa film yani karantina kısa film festivallerinde belirli bir süre oluyor. Örneğin yarışma koşullarınca işte 2 dakikalık bir film çekmeniz gerekiyor ve o süreye uymanız gerekiyor. Biz de aslında bu yüzden 2 dakika yaptık ama anlattığımız dert ne yazık ki 2 dakika değil, 2 gün değil, 2 ay belki sürer anlatsak. 2 dakikaya da sığmayacak bir dert ama tabii bunu 2 dakikaya sığdırmak asıl mühim olan. Çünkü bu tarz filmleri asıl film yapan şey içindeki fikirdir yani. Içindeki evet, ideoloji. Kesinlikle. İşte ben merak ediyorum tabii ki bu filmi mutlaka izlemek de istiyorum. Daha sonra uygun gördüğüm bir zamanda. 2 dakikaya nasıl sığdı diye ben de hani şöyle bir düşünüyorum ama dediğiniz gibi işte filmi yapan verdiği mesaj, oradaki fikir çok kısa sürede de çok büyük mesajlar verilebilir, çok da güzel şeyler anlatılabilir. Sen de bunu başarmışsın. Tebrik ediyorum tekrar. Sağ olun. Evet, şimdi başa dönelim biz. Sondan başladık. Evet. Aldığın ödül çok yeni olduğu için ondan başlamak istedim. Başa dönersek, şimdi kısa filmlerle başlamışsın. Bağımsız sinema filmleri, reklam filmleri ve BKM filmde kamera asistanı olarak görev yapmışsın. O yıllara biraz döndüğünde, tabii ki bunlar hani mesleğe ilk başlangıç yılları. Evet. Büyük bir heyecan var mutlaka, hala tabii ki öyle çok gençsin, daha bu heyecan hep devam edecek mutlaka. O yılları bize biraz anlatır mısın? Tabii. Aslında staj dönemimle başladı benim her şey. Seferihisar'da Olanlar Oldu diye bir film çekiliyordu, Ata Demirel'in başrolünde olduğu. Orada aslında filmin görüntü yönetmeni olan Ahmet Sesi Gürgil'le tanışmamla birlikte hikayenin büyük bölümü başladı diyebilirim. Kendisine bugüne kadar yaptığım işleri, kısa filmleri, projeleri ve ne yapmak istediğimden bahsettim. Kendisi beni yani saatlerce dinledi diyebilirim. Ne güzel. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ardından onunla birlikte Olanlar Oldu'da tanıştıktan sonra onunla birlikte Dört Köşeli Üçgen diye Mehmet Güreli'nin, usta bir isim olan Mehmet Güreli'nin Dört Köşeli Üçgen filminde buluştuk. Evet. Aslında hikaye böyle başladı. O filmde kamera standlığı yapmamla başladı hikaye. Ardından Dört Köşeli Üçgen'de inanılmaz bir set geçirdim diyebilirim. Filmin yapımcısı olan aynı zamanda Görkem Yeltan, Mehmet Güreli, Ahmet Sesi Gürgül. Yani şu anda bu isimlerle ilk projelerimde yer almam benim açımdan inanılmaz bir deneyimdi. Kesinlikle tabii böyle ve büyük. Kendileri o kadar sıcakkanlı, o kadar sevecen insanlar ki yani ve kendileriyle oturup sinema konuştuğumuzda, yani sinema dışında da olsa, yani hayat meseleleriyle ilgili konuştuğumuzda da her konuda tamamen bilgileriyle, tamamen donanımlarıyla size yardımcı olan, sizi her alanında destekleyen insanlar olduğunu anlıyorsunuz zaten. Onlarla birlikteliğimiz hala daha sürüyor ve uzun yıllar süreceğine de eminim. Ardından ben eminim ki onlar senin gözlerindeki o muhteşem ışığı gördüler. Kendini ifade etmen, anlatman, bunlar da çok önemli. Ve bir keşiftir bu aslında. O kıymetli hocalarının, sanatçı hocalarının bir keşfidir bu. Ve bu yolda hep ilerleyeceksin. Ben onu hissedebiliyorum zaten. Yaptığın işlerden de onu görebiliyorum. Hep devam edecek. Evet, kaldığın yerden devam et istersen. Ya ardından tekrardan işte yapılan işler dolayısıyla BKM'de iki uzun metraj filmde tekrar hem stajımı, o dönemki okul stajımı, hem de ardından kamera asistanlığımı devam ederek evet, iki uzun metrajda çalıştım. Bunlar Acı Tatlı Ekşi ve
Bizim Köyün Şarkısı. Filmin adı yakın bir dönemde şey olmuştu da yani setten, evet. O yüzden kusura bakmayın, bir anda aklıma gelmedi. Yine orada da Bizim Köyün Şarkısı'nda Tuğçe Soysok, filmin yönetmeni, filmin o dönem Bizim Köyün Şarkısı'nın görüntü yönetmeni olan Doğan Sarıgüzel, Doğan Hoca'yla yine onlarla çalışmak, aynı şekilde Sultan San, kendileriyle çalışmak inanılmaz büyük bir keyifti. Yani okuldan çıktıktan sonra yapmak istediğin meslekte bu denli isimlerle çalışınca tamamen bambaşka bir dünyaya doğru gidiyor hikaye. Aslında orada görüyorsunuz yapmak istediğiniz işin, yapmak istediğiniz mesleğin ne denli büyüleyici olduğunu. Bu isimlerle çalışarak içinde bulunduğun iş, yani işten öğrendiklerinle aslında bu hazzı alıyorsun diyebilirim. Şahsen bana, benim hissettiklerim bu yöndeydi. Kendilerinin ağzından çıkan en ufak bir bilgi, en ufak bir info ya da yaptıkları bir kamera hareketi, anlatmaya çalıştıkları anlamlar o denli değişiyor ki, yine Acı Tatlı Ekşi'de de yani Andaç Haznedaroğlu'yla çalışmıştık. İşte Andaç Han'ın da yine aynı şekildeydi. Uzun yıllar, yani benim aslında şansım diyebilirim bu isimlerle çalışmak. Çünkü kendileri sinema, dizi, yani televizyon ve sinema diyeyim hatta, yani genel, evet. Sektörün tamamında durmadan iş yapan, korkunç derecede yani profesyonelliğe sahip isimlerdi. Onlarla aynı sette bulunmak, onlarla çalışmak, yani bir Ahmet Sesi Gürgil ve bir Doğan Sarıgüzel'le kamera ekibinde çalışmak okuldan yeni çıkmış biri için inanılmaz derecede tecrübe kazandırabiliyor. Muhteşem bir staj ortamı olmuş senin için. Yani, kesinlikle. Hem staj hem kamera asistanlığı döneminde yani aynı şekilde rejisi olsun, prodüksiyon olsun. Ben görmedim ki sette bir negatif yorum, bir negatif algıya maruz kalayım. Yani gerçekten de çok güzel işlerde, çok güzel insanlarla birlikte olduk diyebilirim. Ardından da zaten Dominik macerası başladı. Evet, oraya geleceğiz. Tabii ki bunlar hep o kıymetli ustalarla çalışıyor olmak avantajları var. Çok muhteşem avantajları var. Peki onlarla çalışırken... Yaptığın işte, daha doğrusu diyeyim, zorlukları neler? Güzel yönlerini zaten hani o kadar böyle içten anlatıyorsun ki çok zevk aldığın kesinlikle belli yaptığın işten. Bu da hani çok önemli, insan yaptığı işten zevk alıyor olması. Ama tabii ki mutlaka zorlukları da var. Zaman var, mesai harcama var. Ekipmanların işte taşınması, gitmesi, gelmesi. Bunlar nasıl? Yani şöyle, aslında sektör sevmeyen birinin çok da mutlu derecede çalışacağı bir ortam değil bence. Ve ne yazık ki her öğrenci için geçerli olmasa da sinema okullarından mezun olmuş öğrencilerin hepsi ne yazık ki bu ortamlarda çalışma fırsatı bulamıyor. Kesinlikle evet. Ben kesinlikle bir tanıdık aracılığıyla ya da herhangi bir şekilde şu projede şu var, bu projede bu var diyerek herhangi bir set ortamına gidip çalışma fırsatım olmadı. Yani bu sektörün aslında en büyük yaralarından biri diyebiliriz belki buna. Tanıdık aracılığıyla projeye girme durumu bende ne yazık ki olmadı. Yani her zaman işte kazıyarak, her zaman konuşarak bir işte bir projede bulunma durumum oldu. Yani ne yazık ki okullu ve alaylı olarak iki kategoriye ayrılma durumu gözüküyor. Yani bu da aslında ne yazık ki kötü bir kategori haline getirme durumu. Yani okulluların hepsi okullu olmalarına rağmen aynı performansı gösteremiyor. Ama alaylı diye kayrılan evet. Bir grup da okuldan çıkmış... Sinema diye yanıp tutuşan insanlardan çok daha fazla dört kollu sarılıyor bu işe.
Yani garip bir durum var aslında. Evet, ama şimdi ben o noktaya da biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Dedin ya, radyo televizyondan mezun olan öğrencilerin hepsi bu sektörde çalışma imkanını yakalayamıyorlar. Bu çok doğru ve en yakın örneği de benim yeğenim radyo televizyon mezunu. Bunun üstüne 3 okul daha bitirdi. Evet. Çok donanımlı ama ne yazık ki hani İstanbul'da yaşamadığı için büyük şehirde değil, Eskişehir'de yaşıyor ve böyle bir imkan bulamadı. Kendisi de çok üzülüyor. Peki bunların yolunu nasıl açılabilir? Herkes hani bir tanıdık, bir yakın bulamaz. Kendi yeteneklerini de işte ben yetenekliyim diye ortada çıkıp gezinecek hali de yok. Bunlar nasıl peki değerlendirilebilir? Nasıl iş bulabilirler? Nasıl sevdikleri, aşık oldukları bu mesleği yapabilirler? Bunun yolunu nasıl açabiliriz bu gençlerimize sence? Bence muhabbetten geçiyor aslında bu olay. Sohbetten geçiyor. Şöyle anlatayım size. Evet. Yani aslında benim buraya giriş hikayem de gökten düşmedi. Yani şöyle oldu. Olanlar oldu setinde. Seferihisar'da, yazları biz Seferihisar'da yaşıyoruz. Aile büyüklerimizin orada yazlığı var. Ben Seferihisar'da çok vakit geçiriyorum. Çok da seviyorum Seferihisar'ı. Yazları yani, genelde evet. Seferihisar'da oluyorum. Yani İstanbul'da yaşadığım dönemde de yazları Seferihisar'da olmaya çabalıyorum. Yani tamamen küçük beldelerde Seferihisar aşığı bir insan olabilirim, hatta öyle söyleyeyim. Çok güzel yani bir beldeyiz. Seferihisar'da bir sinema filmi çekiliyor fakat ben nasıl burada bulunamıyorum diye bir fikir dolaşmaya başladı kafamda. Yani ardından ben şahsen şu şekilde girdim sektörü. Orada bu sinema filmini figüranları bağlayan kas şirketiyle iletişime geçtim ve kendime figüran yazdım. Evet. Setin bir bölümünde figüran oynadım ben. Yardımcı oyuncu diyelim hatta, figüran demeyelim. Yardımcı oyuncu olarak bulundum sette ve set ortamını aslında ilk defa orada gördüm. Hı-hı. Ve yani görüntü yönetmenliği mezunu bir insan, hatta o dönem mezun olmaya çabalayan bir insan için bir görüntü yönetmeniyle diyalog kurmak çok büyük bir olay. Yani evet. Ya ben ne yaparım dedim. Yani bu setten ne yaparım da kalıcı bir iz bırakırım kendi hayatıma diye düşündüm. Yardımcı oyunculuk sürem bir geceydi. Hatta yani gece yarısı diyebilirim hatta. Böyle klasik arkadan geçen bir hocam vardı. Arkadan yürüyordum. Sonrasında ne oldu? Reji asistanına dedim ki, ya beni rica etsem dedim, yani bir iki gün daha yazabilir misiniz? Yani hani evet. Yani gözüktüyse sırtım dönük oynarım, sorun değil. Devamlılık açısından sorun yaratmam başka bir girişimcilik şey. Girişimcilik bu işte. Girişken olmak bu. Evet. Tamam dedi ya, tamam. Sen dedi, seni bir iki gün daha yazacağım. Tamam dedi. Yani bayağı böyle yoğun bir talepte bulundum ona diyebilirim. Ardından böyle meşhur bir pazar sahnesi vardı, olanlar oldu da. Oradaki pazar sahnesi bir daha yani mı geçtin oradan? Yo ya, oradaki pazar sahnesinde bulundum. Yani sabah 7.30 gibi mi, 6.30 gibi başladı. Abartısız söylüyorum, akşamüstü 6-7 gibi falan bitti set ve tamamen ayaktaydık yani. Hiç oturma yok. Zaten hani sonrasında çalışınca sette aslında bunların ne kadar da normal olduğunu insan anlıyor. Evet. O dönem böyle işte ya ne yapacağım falan, hani bitmiş vaziyetteyim, böyle durmadan ayaktayım falan. Set bitti dediler. İşte yemek verildi. Ya şey dedim, görüntü yönetmeni nerede dedim ben. Ondan sonra hani en azından bir iyi akşamlar diyeyim dedim. Hani en azından bir konuşayım dedim. Evet. Ya ondan sonra işte oradan birisine sordum işte. Kendisi şey dedi, ya dedi hani neden arıyorsun falan. Ya ben dedim hani görüşmek istiyorum. Ben sektörde çalışmak istiyorum da. Kendisiyle en azından bir fikir alışverişinde bulayım. En azından bir merhaba diyeyim, tanışayım istiyorum. Ya oradan birisi şey dedi, yani bence dedi bu işi yapma dedi. Çok zor. Bu iş kesinlikle dedi inanılmaz zor bak dedi. Yani ben olsam senin yerinde başlamamışken girmem dedi. Vay. Yani şimdi böyle durunca yani
üniversitenin sonlarına yaklaşmış, sektör için kalbi çarpan birine de böyle direkt söylenmez yani. Yani motivasyonu sıfıra indirmek bu. Yani ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Yani ya hiç bulaşmam ya da dedi çıkarım dedi işte konuşurum dedi yani bir şekilde dedi. Yani onun dedi arası yok dedi ya. Tamam dedim, nerede görüntü yönetmeni yani? Hani tamam. İşte tarif etti. Tamam dedi, teşekkür ederim dedim. Gittim yani, bir de ne kadar da atlı karayı seçtim ne yapsam diye. Gittim. Dedim işte filmin görüntü yönetmenisiniz. Evet dedi. Dedim size ben bir şey anlatacağım. Evet. Ondan sonra işte başladım. Ben bu işleri şunları bunları yapıyorum diye. Orada böyle yakınımızda bir berber vardı. Berberin de koltukları işte dışarıda böyle. Malum o zaman pandemi yok. Rahat rahat oturabiliyorsunuz dışarısına. Ya ben o kadar hızlı, o kadar böyle sıkıştırılmış anlatmışım ki artık. Erdi dedi, bir dakika dur dedi. Ya şu koltuklara geçelim. Nefes al, geçelim. Nefes al. Koltuklara geçelim dedi, rahat rahat konuşalım dedi. Biz orada bayağı oturduk, muhabbet ettik. Bayağı. Ben işte yaptığım işlerden gösterdim. Ya dedi ki bu saatten sonra, yani şu günden sonra dedi, setin geri kalanı boyunca benim misafirimsin. Ve ben dedi sana göstereceğim. Çünkü yani ben dedi isteğini gördüm. Gözündeki ışığı gördüm. Çok ya. çok beğendim bu tavrını dedi. Ve bundan sonra sette misafirimsin dedi. Ve bu şekilde başladı. Yani aslında hikaye dediğim gibi en başta da muhabbetle sohbetten geçiyor. Yani aslında bizim yarattığımız, bizim kendi içinde bulunduğumuz bir algımız var. İnsanların bir duvarlarının olduğunu düşünüyoruz çoğu zaman. Ne yazık ki böyle olmayabiliyor. Ya bunun içine denemek gerekiyor. Evet. Yani ben bu şekilde figüran olarak girip de hayatımı enteresan bir hale sokup gerçekten de bu işe bu şekilde dört kolla sarılıyorsam eminim ülkemizde ne cevherler vardır. Onlar da bu işi fazlasıyla iyi şekilde götüreceklerini düşünüyorum. Bu yüzden de tavsiyem nacizane, insanlar akıllarında en ufak bir fikir bile olsa lütfen bunu paylaşsınlar ve konuşsunlar. Çünkü her şey konuşmaktan geçiyor. Yani şu anda bulunduğumuz bu zorlu süreç, insanların aslında birbirine olan bu öfkesi, bu doluluğu, bu stresi de muhabbetten geçiyor. Ya bizim biraz kendimizi dinlememiz lazım. Kendimizle aslında çok konuşmamız lazım bizim. Evet. Tabii ki yani yeteneklerimiz vardır ama biz bunu ifade edemiyorsak, anlatamıyorsak birilerine ya da gösteremiyorsak o yetenekler bizde saklı kalmaya hep devam eder. Bunun yolunun işte konuşmaktan, muhabbetten ve kendini ifade etmekten geçtiğini bir örneğini karşımızda sen varsın. Bunun da böyle olduğunu anlatmaya çalıştın, anlattın. Çok da güzel anlattın. Şimdi orada sette bir bey sana demiş ki işte bence hiç başlama. Çok evet. Zor. Ama bir diğer görüntü yönetmenine ulaştığında gözündeki ışığı gördüm. Misafirim ol demiş ve sana destek çıkmış. Şimdi bu ikisi ne yorumlarsak yani şöyle diyeceğim. Zorlukları... Ya ilk adamı dinleyip arkamızı dönüp gitseydik eğer bambaşka bir hayat. Değil bu mi? Bu yüzden diyorum işte hep değil devam ediyoruz. Yani sen orada pes etseydin, aa böyle miymiş falan, işte bu da böyle diyorsa ben boşuna mı falan deyip ama çabanla, azminle o görüşmeyi sağlamışsın ve orada kendi misafir etmişsin. Peki şimdi bu işe başladın, yapıyorsun da çok güzel yapıyorsun işini. Zorluklarını da tabii ki bize biraz anlatmanı da isteyeceğim. Çünkü büyük evet. Emek var kamera arkasında. Şimdi filmler önümüze geliyor, diziler önümüze geliyor, kısa filmler, belgeseller hepsi. Biz oturup izliyoruz ama arkasında o verilen emek, ondan biraz söz eder misin? Tabii. Yani çok uzun çalışma saatleri var aslında. Ama dediğim gibi yani severek yapan biri için çok da sorun olacak bir durum değil. Ama çok uzun çalışma saatleri olabiliyor. Evet. Bir anda her şey değişebiliyor. Yani bir anda bir plan çekerken plan iptal olup bambaşka bir dünyaya evrilebiliyor hikaye işte. Ya koskoca set. Evet. Bir sürü farklı koşulu var. Yani oyuncu koşulu var, prodüksiyon var, reji var, kamera var. Bunlarla ilgili bir en ufak bir hata olduğunda aslında böyle
örümcek ağ gibi birbirine bağlı olan bir sistem her tarafı sallanmaya ve titremeye başlıyor. Bu yüzden çok koordineli çalışmak gerekiyor. Yani çok başına buyruk çalışılabilecek bir sektör değil ne yazık ki. Benim şahsi fikrim, nacizane görüşüm. Ve bence üniversiteden çıktıktan sonra ya da üniversiteye girerken yani çok fazla yani biraz mütevazi olmak gerekiyor diyeyim. Özellikle bu sektörde çalışırken. Çünkü örnek veriyorum, biz yakın dönemde Kayıp diye bir kısa film çektik. Ve hepsi, yani çalıştığımız bütün arkadaşlarımız hepsi gerçekten arkadaşımızdı. Yani biri reji yapıyor, biri ses alıyor, biri prodüksiyon yapıyor, biri kamera standını yapıyor. Yani benim bunlar sosyal hayatımda da görüştüğüm insanlar. Sektörde de bu böyle. Yani sektörde de insanlar birbiriyle görüşüyorlar. Dediğim gibi yani şu an yakın dönemde ortak bir proje yapmasak bile ben İstanbul'a gittiğimde görüştüğüm, çalışmış olduğum dönemden görüştüğüm bir sürü arkadaşım var ve onların setlerine gidip bir saat bile olsa ziyaret ediyorum. Yani bir günü birlik İstanbul'a gidip geldiğimde bile bunu yapıyorum yani. O yüzden yani biraz mütevazı olmadığımız durumlarda ne yazık ki işler çok pozitif ilerlemiyor. Ve bence bu büyük bir yaradır. Yani benim mesela kamera asistanlığı yaptığımda üstümdeki bir şefim, bir abim diyeyim hatta. Evet. Yani şöyle bir cümle kurmuştu, yani hayatından açıkçası hani çıkmıyor bu cümle. Hı hı. Yani biz dedi film çekiyoruz ya dedi, hani yani film çekiyoruz, yani beyin ameliyatı yapmıyoruz dedi. Biz dedi işte şey yapmıyoruz gibi, yani işte ne bileyim yani dünyayı kurtarmıyoruz dedi ya, film çekiyoruz dedi. Yani herkes biraz dedi sakin olabilir mi? Böyle bir konuşması geçmişti. Ya gerçekten de biz film çekiyoruz. Yani stres yapması açıkça hani kaba bir tabirle söylemek gerekirse ego yapması gereken kişi beyin cerrahıdır. Evet. Yani işimize eğlenerek daha bir relax yapabiliriz herhalde anlatmaya çalışmış değil mi? TED ortamında gerçekten işler telaşa kapıldığında korkunç kazalara sebep olabilir yani. Evet. Böyle oradan kablo geçiyor, oradan kamera, oradan ışık geçiyor vesaire. Orada biri koşar. Yani bu durumda çok stres ve çok paniği kaldıracak bir ortam değil dediğim gibi. Çünkü kurulu bir düzen var orada. Orada bir dünya kuruluyor yani. Ve bu yüzden de o en ufak bir stres o dünyanın yıkılmasına sebep olabilir. Bu en istemeyeceğimiz şey. Ya bu yüzden de stres yapması gereken evet cerrahlardır, doktorlardır. Şu an stres yapması gereken insanlar şu anda da hastanelerde durmadan çalışan sağlık personelidir. Asıl stres yapması gereken kişiler bunlardır yani. Onların yanında biz film çekiyoruz. Evet. Sonuçta ne kadar farklı dallarda da olsa yani... Ben çok şu ayrımı da sevmiyorum. Sanat filmi, işte entertainment, eğlence odaklı, tamamen işte sektörel bazlı sinema diye ayrılmasını da sevmesem de ya bu insana yapılan aslında, insana karşı yaratılan bir dünya, bir fikirler dünyası, bir kimi zaman ticari işlerde de sinema salonuna girdiğinizde 1,5 saatte çok kaba bir tabir, hiç sevmediğim bir tabir ama yani hayat gülmenizi sağlayacak akar görüntüler. Yani bu ne yazık ki bu şekilde tabir etmeyi gerçekten sevmiyorum ama yani bazen de böyle. Yani ticari işlerde de böyle oluyor. O yüzden yani bence birazcık arınmalıyız. Arınmalıyız yani bu işlerden. Peki. Erdi'cim şimdi bu işleri yaparken sen işin başındayken daha sonra Dominik Cumhuriyeti maceram başlıyor. Acun Medya ile tanışman nasıl oldu? Onlardan mı geldi teklif? Sen mi çabaladın, ulaştın? Nasıl oldu? Yani böyle bir gün aslında projelerle ilgili değişiklikler oldu. Ardından çok değişken dediğim takvimler bir anda bambaşka bir yere evrilebiliyor. Yani o iş gecikebiliyor, o iş boş hale gelebiliyor. Yani takvimler değişebiliyor dediğim gibi yani. Çok bir anda işin o daha farklı hale gelebiliyor. Benim için de böyle bir süreçti. Yani bu soruyu çok duyuyorum. Çok fazla. Çevremden de çok duyuyorum yani. Kendilerine bugüne kadar yaptığım işleri ve kendimi anlatan bir metin yolladım. Bir CV yolladım. Süper. Ve ardından ertesi sabah beni aradılar. Tamamen böyle gelişti hikaye yani.
Onun, işte. Onun dışında gelişen kendini bir tamam. Kendini ifade etmişsin. Yine kendini ifade etmişsin. Kendini anlatmaktan geçiyor yani iyilik. Yani. Kesinlikle. Peki oradaki dünyayı, o Survivor maceraları tabii ki hani insanları ekrana kilitliyor, izliyorlar insanlarımız. Şimdi bizim kamera arkasını izleyicilerimiz ve bizler hep merak etmişizdir. Bir görüntü yönetmeni olarak bize belki sırlar vermeyeceksiniz ama hani Survivor'da yaşananlar gerçek miydi, değil miydi? Belki bunların açıklamasını yapabilir misiniz bilmiyorum ama orada yaşananları, bizim görmediklerimizi siz gördünüz. O ambiyansı, o dünyayı bize biraz anlatsanız nasıl olur? Yani şöyle, ben Domini'ye ayak bastığım andan itibaren telefonumla her şeyi kaydetmeye başladım. Sonrasında bir akşam aklıma şöyle bir fikir geldi. Neden dedim bunları bir vlog serisi haline getirmiyorum. Ve orada kaldığım süre boyunca durmadan oradaki tecrübelerimi anlatan YouTube'da bir vlog serisi çektim. Evet. Ve bu vlog serisinde Dominik'te tanıştığım insanlar, yaşadığım hayat, çevrem, mekanlar, ortamlar, bunların hepsini anlattığım bir seri, bir vlog serisi çektim. Ve oradan buraya gelirken de çok uzun bir dönüş yolculuğu oldu benim için. Yaklaşık olarak 36 saat gibi bir uçak yolculuğuyla geri döndüm. Evet. Bir yıl kadar mı kaldın orada, Erdi? Evet, tam bir yıl kaldım. Orada gittiğimde Exatlon, Meksika, Amerika, Macaristan ve Romanya projelerinde çalıştım. VTR departmanındaydım. Ardından da Türkiye'ye gelip döndükten sonra oraya geçip Survivor Türkiye Yunanistan'a başladım. Yani benim için BKM, yani staj döneminden ve asistanlık döneminden sonra, yani bağımsızda başlayıp BKM'ye reklamlardan da ardından TV8 ve Acun Medya çatısı altına girmek bambaşka bir tecrübe. Yani televizyonla sonuçta ilk kez karşılaşma, televizyonla tanışma, televizyon mantığıyla tanışma ilk kez. Dedim ya, orada inanılmaz bir ortam var, öyle söyleyeyim. Yani Dominik Cumhuriyeti gerçekten de yarısı Türk, yarısı Dominik Cumhuriyeti diyebilirim. Yolda yürüdüğünüz insanlar, yani örneğin, yani çok basit bir hikaye. Bir gün alışveriş yapmak için bir markete gittim. Dönüyorum böyle. Arkadan şöyle bir araba geçti. Yani Dominikli bir kamyon şoförü. Evet. Kimler var şimdi kalbinde? Geçti böyle. Ne oldu dedim ya. Ya böyle bir şey var mı? Yani içinde Dominikler, Haitliler kendinden geçmiş adam. Yani yolda yürüyorsunuz böyle, duman çalıyor. İşte yani işte bir gün oturuyorum böyle. İşte kahve içiyorum, yanına araba geçiyor, Aleyna Tilki çalıyor. Yani Dominikliler de bizim hayatımıza alışmış. Hı-hı. Yani onların da aslında onlar için de enteresan bir durum var yani. Değil mi? Onlar da Survivor'ı hep izleyerek, değil mi? Bizim hakkımızda fikirleri var ve bizim müziğimizi dinliyorlar diyorsun. Evet. Peki yarışmacıların yaşadıkları sıkıntılara tanık olmuşsundur mutlaka. Yani şöyle, tabii ben orada VTR departmanındaydım. Kendileri adada kalırken biz de gece VTR'si, gündüz VTR'si. Onlarla birlikte, yani onları onlarla birlikte nelere şahit olduklarını görüyorduk yani. Evet. Ve yani yarışmacılar açısından da oldukça zorlu bir program. Yani buraya döndüklerinde gerçekten de oldukça şaşırmış oluyorlar yani. Bir anda büyük bir değişim onlar için de oldukça zorlu oluyor. Yani tabii ama tabii bizim biz onlar kadar şiddetli ne yazık ki hissedemiyoruz. Çünkü onların bu temposu, yarışma, ada tempoları oldukça yoğun ve sert geçiyor yani. Evet.
Peki Erdeciğim, şimdi senin çektiğin tabii ki belgesel filmler de var. Bunları da konuşmak istiyorum. Bir Kemeraltı projesi var. Diğerlerini de senden dinleyelim. Ya Dominik'ten döner dönmez aslında YouTube'da, yine YouTube kanalımda, aynı zamanda kendi YouTube kanalıma içerik üretmeyi de çok seven biriyim. Yani YouTube'da yine Survivor yarışmacılarından diyaloğa geçebildiklerimizle soru cevap programları çektik. O dönemde İzmir'de burada Hazerfen Galeri, Tarkem, İzmir Vakfı gibi önde gelen kuruluşların kısa kemeraltı ile ilgili kısa kemeraltı diye bir kısa film yarışması düzenlediklerini gördük. Ve bu durum bizi çok heyecanlandırdı. Yani İzmir'e döner dönmez yani yayının başında da bahsettiğim gibi, yani paslanmamak adına ben bir şeyler üretmeyi seven, durmadan bir şeyler üretmek isteyen biriyim. Hemen kemeraltı ile ilgili benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Ben çocukluğumdan beri kemeraltında, yani ailem de Kızlarağası'nın civarında ve bütün kemeraltını çok giderler ve yani biz aylık alışverişlerimizi vesaire yani kemeraltından yapıyoruz diyebilirim. Çok da sevdiğimiz bir yerdir İzmirli, evet, olarak. Evet, AVM'yi çok da açıkçası seven bir aile değiliz, öyle söyleyeyim. Gidip orada her şeyin organiğini, en azından neyin nasıl geldiğini bildiğimiz şeklinde almayı seven bir aileyiz. Ve hani bu gelenek de sürekli devam eder. Ben de çok severim kemeraltını. Küçüklüğümden beri kemeraltına gittiğimde orada kocaman uzun bir adam elinde mesir macunuyla mesir macunu satar. Ya, herkes onu, yani Abdullah abi olarak bilmese bile herkes onu, ya kemeraltında uzun boylu bir adam var, İşte mesir macunu satıyor, kıyafetleri değişik böyle. Herkes, evet, böyle bilir. Ya ben de kemeraltı deyince simge isimlerinden biri olan işte Uzun Apodi lakaplı Abdullah abinin, Abdullah Hoca'nın, Allah rahmet eylesin kendisine de, hikayesini çekmek istedim. O yüzden yani onların şöyle güzel bir hikayesi vardı. Kemeraltı'nın simge bir ismiydi ve aynı zamanda eşi Sevgi Ruhçan, Sevgi abla, o vefat ettikten sonra onun işini devralıyor. Evet. Yani bu benim için inanılmaz güzel bir hikayeydi. Yani çünkü şöyle, günümüzde Türkiye'de gerçekten kadınlarla ilgili kadına şiddet olayları, kadın cinayetleri, o kadar korkunç konular var ki, o kadar. Yani kadına, evet, kadına verilen değerin gerçekten yerlerde olduğu. Yani evet, yani bu artık 2020 Türkiye'sinde yani bunu konuşmamamız gereken bir konu artık. Yani bu, kesinlikle, artık bir insanlıkla alakalı. Ve onun işini devralan ve o kadar güzel, o kadar sıcak kalbiyle devralıp onun hikayesini öyle güzel devralan bir kadın var ki, yani bunun hikayesini kesinlikle anlatmamız gerekiyor. Evet. Kendisinin hikayesini anlatırken Sevgi ablayı tanıdık, Abdullah abiyi tanıdık, eski resimlerine baktık, çocuklarını tanıdık, torunlarını tanıdık. Öyle güzel, öyle sıcak bir aile vardı ki orada yani. Kemeraltı oydu yani. Kesinlikle, evet, kemeraltı oydu. Yani biz de kemeraltı bizim için bir aile gibi aslında. İzmir'in merkezi. İzmir'in kalbi diyebilirim. Kemeraltı'nda çok fazla hikaye var. Çok. Ve Uzun Apo'nun hikayesiyle biz kısa kısa kemeraltı kısa film yarışmasına katıldık. Geçen yıl birincisi düzenlendi. Evet. Kendileri sağ olsunlar jüri özel ödülünü takdim ettiler bize. Çok mutlu olduk. Ardından yine Mavi Bahçe'de bir gösterim gerçekleştirdik. Alternatif kısalarda Fransız Kültür Merkezi'nde yine gösterimler ve soru cevaplar gerçekleştirdik. Sevgi ablayı da buralara Sevgi ablayla birlikte gittik hatta. Ne güzel. Kendisine de sorular oldu. Çünkü ben kendisinin de burada bulunmasını çok istedim. Hı-hı. Çünkü onu anlattık ve biz kısa film yarışmasından keyif aldık. Evet. Daha sonraki belgeselleriniz? Ha yani Uzun Apo'dan sonra şöyle bir durum oldu. Uzun Apo'dan sonra üzerinde çalıştığımız bir senaryo vardı aslında. Hı hı. Şu an daha onu hayata geçirmedik. Bu senaryo aşamasındayken dört köklü üçgenden tanıştım. Ve dediğim gibi yani hayatımda iz bırakan insanlardan bir tanesi olan, evet, Görkem Geltan,
Dört Köşe Üçgen'in yapımcısı, aynı zamanda kendisi bir oyuncu, aynı zamanda yapımcı, yazar, yani her şey. Görkem abla yani hayatımda gerçekten iz bırakan isimlerin en başında geliyor. Kendisi ölümünün birinci yılında Yıldız Kenter anısına ben Anadolu'yu tekrardan sahnelemek istediğini ve sahneleyeceğini, başrolünde yani sahnede Ayça Bingöl ile çalışacağını ve bunu da Türkiye tiyatrolarında oldukça farklı bir şekilde sunmak istediğini, sunacağını anlatan bir fikirle, bir projeyle geldi ve ben de yani sorgusuz sualsiz kabul ettim. O çünkü muhteşem şöyle... proje gerçekten ben Anadolu'nun yeniden hani dijital platformda tiyatrolaştırılması, görüntü yönetmenliğinde sen yapıyorsun yine. Şimdi yönetmenimiz oradan ufak yine bir görüntümüz var. Onu izleyicilerimizle tabii paylaşalım. Daha sonra ben Anadolu'ya devam edelim, olur mu? Tabii. Ben Bodrum'da Biçingene Obası'ndan kaçırılan güzel Zeliha. Bodrum ağalarının konağından konağına paylaşılıp giderim. Çingene kızıyım. Irzım namusum yoktur benim. Bodrum beyleri arasında ortak bir malım. Abim Halil son kaldığım ağa evinden beni güçlükle kaçırdı. Ama ikimiz de yakalanmak üzereyiz. Daha gidemeyeceğim. Vur beni Halil karındaşım. Vur. Karnımda çocuk ağır. Yıraktı derimi, soyarcısını yıkadı beni Natır. Pamuk havlulara sardı. Hoş kokularla oldu, attı azgın aspatağının koynuna. Vur beni Ali. Vur. Takatim kesildi. Karnımda çocuk ağır. Gökler kör. Yer sağır. Hangi beyden ağdan peydalamışım bilezim yok. Vur beni Halil. Vur. Yanımız yerde koma. Abim Halil, kanımızı yerde komadı. Adaletin bir yolu daha çıkmaktı. Yörenin Çingen Halil Efesi olarak anıldı. Çerkes Kaymakam tarafından Vitez Yalısı'nda pusuya düşürülüp vuruldu. Ve böylece yakıldı Anadolu'nun en güzel ağıtlarından biri. Ben Bodrum'da bir Çingene obasından kaçırılan güzel Zeliha. Evet, şimdi izleyicilerimiz izlediler. Bu Ben Anadolu projesini birazcık bize anlat. Ondan sonra kısa filmlerine geçelim. Onları da izleyicilerimiz merak ediyor çünkü. Evet, yani Güngör Dilmen'in kaleme aldığı bir eser. Görkem Yeltan yönetmenliğini yapıyor projenin. Ve Ben Anadolu, Anadolu'ya, Anadolu'da hayatını sürmüş. Evet. Kadınların hikayesini anlatıyor. Yani tekrardan aslında biraz önce konuştuğumuz gibi yani şu dönemde altı çizilmesi gereken en büyük, en önemli konulardan biri.
Ve ayın 24'ünde kendilerini Zorlu'da izledik biz. İstanbul Zorlu Center'da, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde izledik. Hı. Ayça Bingöl'ün muazzam oyunculuğuyla izledik. Harika, gerçekten harika yani bir oyuncu. Gerçekten bambaşka bir proje. Benim hayatım açısından öyle söyleyebilirim. Dijital dekor kullanılması benim için oldukça farklı bir işti. Yani biz Görkem Yeltan böyle bir konuyu, böyle bir fikirle gelip bunu anlatınca bana inanılmaz heyecanlandım. Hem yani Yıldız Kenter'in anısına böyle bir projeyle rahmetle anıyoruz. Büyük evet, rahmetle anıyoruz kendisini de. Allah rahmet eylesin. Onun anısına böyle bir iş yapılması, böylesine usta bir ismin anılması, aynı zamanda da böyle güzel bir projede yer almak ve bu projenin dijital dekor filmlerinin görüntü yönetmenliğini yapmak gerçekten benim için çok heyecan vericiydi. Peki şurada bir şey sormak istiyorum ben. Tabii. Dijital dekor derken gerçek dekorlar olmayacak ve dijital bir dekor kullanılıyor. Peki evet. Gerçek dekorla kıyasladığımızda görüntü anlamında insana izleyenlere geçmesi anlamında avantajları mı var? Daha mı iyi? Bunu yorumlamanı da isteyeceğim. Yani şöyle, ya tabii ki tiyatro sürekli gelişen, sürekli sabit kalan, sürekli gelişen yönleri de var. Yani benim tabii ki nacizane fikrim, tiyatroda akar görüntü kullanmak farklı bir anlatım dili ortaya koydu. Bence bu işte. Yani sabit, çünkü Ben Anadolu sabit dekorlarla da sahnelendi. Yani Yıldız Kenter zaten hani onu konuşma, yani bu konuda konuşmaya gerek yok. Yani muazzam bir isim. Ondan sonra da Ayça Bingöl'ün sahnelediği bu oyunda akar görüntülerin özellikle oyuncunun üzerinde görülmesi, yer yer oyuncunun üzerinde dokular yaratması bence çok farklı bir anlatım taşıdı. Çünkü iyi yönde mi? Tabii ki iyi yönde. Yani artık dünyamız her geçen gün daha farklı teknolojilere, daha farklı yeniliklere... Belki de bir yerde hani böyle sinemayla tiyatronun birleşmesi gibi, buluşması gibi. Arkada işte evet. Dijital bir dekor. Bir de bu hani dekorların taşınması da hani hep zorlanırız tiyatrocular evet. olarak. Dekor taşıma sıkıntısını da ortadan mı kaldırıyor acaba? Yani tabii yakın bir dönemde ben çok güzel hareketlerde çalıştım. Köyceğiz'de. Orada ne kadar yani arka tarafta çalışan sanatın ne kadar hızlı dekor taşıyıp dekor değiştirdiğine şahit oldum. Evet. Bu anlamda yani tabii ki bu en ufak kapsayan bölümü bence belki de yani dekor taşımak açısından tabii ki de yani tabii daha rahat oluyor ama yani o kadar kısa sürede ki böyle anlam... hani bir 10 saniyelik bir süre veriyorlar bize hani evet. Ben de tiyatroyla ilgilenen bir kişi olarak evet. işte sahne değişecek ya 10 saniye en fazla evet. Bilemedin 15 saniye hepimize o görev verilir işte sen işte masayı çekeceksin sen sandalyeyi sen işte çiçeği koyacaksın veya kaldıracaksın evet. Hepimizin böyle arı gibi çalışırız orada evet. O dekorları hepimizin yani işte görevini daha biliriz. Daha farklı bir durum vardı yani çekimlerini gerçekleştirdiğimiz anlatılan kadınların örnek veriyorum. Hani burada hani biraz önce hatta görüntülerde de gördünüz. Yani işte Salmakis olsun, işte Kibele olsun bir sürü farklı kadın karakterler var. Bunların çoğunu filme çektik. Zaten Ayça Bingöl sahnede çok büyük bir performans sergiliyor. Kimileri bize gölge oyunu şeklinde de gelen var. Örnek yani bu dijital dekorlarda gölge oyunu şeklinde anlatılan hikayeler de var. Peki bu sahneye kondu mu Ben Anadolu dijital çekimleri? Tabii. Yani bunlar sahnelendi. Ayın 23'ü ve 24'ünde premierini gerçekleştirdi. İstanbul Tiyatro, İKSV'nin düzenlediği İstanbul Tiyatro. Kasım ayında mı? Evet Kasım ayında. Pandemi döneminde. Evet. Orlu'da dediğim gibi ardından da Caddebostan ve İstanbul'un farklı bölgelerinde sahnelendi oyun.
Çok güzel tepkiler aldı, çok olumlu tepkiler aldı. Yani bizim izlediğimiz zamanda da gerçekten bütün salon ayakta alkışladı bu projeyi. Dediğim gibi yani çalışırken de çok keyif aldığımız, izlerken de inanılmaz haz duyduğumuz, keyif aldığımız bir iş oldu. Şimdi yığınla çalışman var, kısa filmler, belgeseller, Survivor macerası. Bir uzun metrajlı film mesela çekmek istemez misin? Hem bunu duymak isterim hem de bir sinema filmi teklifi gelse oyuncu anlamında ne dersin? Yani sinema için kalbi çarpan birine hem uzun metraj çekmek tabii ki de çekmek isterim ve yani tabii ki de çekmeyi hedefliyorum. Oyuncu olarak da ya tabii uygun görürlerse eğer uygun gördükleri bir rol olursa nacizane tabii ki de kabul ederim. Yani çünkü dediğim gibi sinemayla kalbi çarpan biri her alanında olmak isteyebilir yani. Ben kesinlikle böyleyim. Yani mutlu olduğum, içinde bulunmaktan keyif aldığım projelerin hepsine gayet tabii sıcaklıkla yaklaşırım. Evet. Şimdi o kadar çok çalışıyorsun ki Erdi. Bir yandan da bir YouTube kanalım var ve ben izledim, programa gelmeden önce de baktım. Çok güzel sosyal mesajlar veren çekimler bunlar. Kısa film tadında. Montajlar da çok hoş olmuş. Hepsinde sen varsın zaten. Bir yerde de bir erkek arkadaşınla kız arkadaşın da oynamış. Denizli'ye gitmişsiniz falan. Bunlara hepsine bu kadar şeye yapabilmek, zaman ayırmak, bir de reklam ajansın var. Hem YouTube kanalını şöyle bir kısa bize biraz anlat, bir de o reklam ajansında neler var? Tabii ya ben unutmadan altını da çizeyim. Biraz önce değinmek istiyordum. YouTube'dan önce değineyim diye söyledim. Kısa Kemer Altın'ın bu yıl ikincisi düzenleniyor. Evet. Hatta başvurusunu da gerçekleştirdik. Bu yıl Görkem Yalta'nın senaryosunu yazdığı, Mehmet Gürel'in Kemer Altı metinlerini yazdığı Kayıp isimli bir projeyle başvurduk. Evet. Kemer Altı kısa film yarışmasına, ikincisi düzenlenen kısa Kemer Altı'na. Kayıp da bu arada, yani altını çizmek istediğim bir proje. Kemer Altı'nda kaybolan her çocuk, her insan bir şekilde yani ucundan kenarından Kemer Altı'nda bir şekilde kaybolmuştur. Biz de Kemer Altı'nda içsel bir yolculukta kaybolan bir yazarın hikayesini anlattık. Bu arada da orada bize yardımcı olan, sadece o projelerde de değil yani bize bütün işlerimizde yardımcı olan bütün ekip arkadaşlarıma, aileme, bize destek olan herkese çok teşekkür ederim aynı zamanda da. Ondan da bahsetmek istedim. Kayıp da bu arada yine 336 saat gibi yurt içi yurt dışı bütün festivallere katıldı. Ondan da yine güzel bir haber gelirse sizlerle paylaşmak isterim. Kesinlikle gelecektir, bundan eminiz biz. İnşallah. Evet, YouTube'dan biraz bahsedelim, biraz reklam ajansından bahsedelim. Tabii. Yani dediğim gibi YouTube aslında lisede bir şekilde içerisine girmek. Evet, orada başlamışsın yani, aslında. Evet, lisede, lise mezuniyet filmimiz yani klasik o lise mezuniyet filmimizle başladığımız bir hikaye. Evet. Ardından bizim kendi kendimize skeçler çektiğimiz, kendi mizahımızı yansıtmaya çalıştığımız bir arkadaşlık grubumuz vardı aslında, öyle söyleyeyim. Hı-hı. Arkadaşlık grubumuz ismini dediğim gibi bu skeç topluluğu, bu film topluluğuna adını verdi. İsmi Plazmalı Evdi bu grubun. Aynı zamanda da yani onlarla başladık diyebilirim. Ardından çektiğimiz işleri yani sonuçta bu artık ben de sektörde çalıştığım için ve aynı zamanda kendi işimi de bir yandan kurmaya başladığım için bu Plazmalı Ev grubu Plazmalı Ev prodüksiyonuna döndü. Evet. Ardından çalıştığımız ticari işlerle Plazmalı Ev prodüksiyon ve reklam oldu. Hı-hı. Reklam tanıtım. Şimdi de artık Plazmalı Ev yenilendi. Hem aynı zamanda yani YouTube'da bir kanal olması dışında sosyal medya ajansı oldu. Plazmalı Ev Reklam ve Sosyal Medya Ajansı şu anda bizim ticari ayağımız diyebilirim. İzmir'de birçok köklü firmayla çalışıyoruz. Kendilerine sosyal medya hizmeti, tanıtım filmleri ve reklam, fotoğraf gibi hizmetler veriyoruz. Çünkü ben İzmir'in
bu denli bir ajansa, bu denli bir sektör aslında aç olduğunu düşünüyorum. Evet, yani evet, bu yüzden evet. de burada böyle bir ayak yapmak istedik. Bu bizim bir destek ayağımız. İstanbul'daki işlerimizin dışında, yani burada da bu şekilde bir şirket kurduk ve burada bu şekilde işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Harikasın. Tabii ki bu kadar emek verirken para da kazanmak gerekiyor. Para kazanmadan bunları sürdürebilmek çok da kolay değil. Yani imkan, finansman sağlamak gerekiyor. Evet. Ve artık sen para kazanmaya da başlamışsın anladığım kadarıyla. Bu yolda da çok güzel ilerliyorsun. Peki şunu merak ediyorum. Görüntü yönetmeni olarak, yani görüntünün iyi olması, başarılı bir görüntü yönetmeni olmak ya da püf noktalarını şöyle birkaç kelimeyle bize anlatır mısın? Benim artık ustalarım diyeyim, yani üstlerim diyeyim, evet. masterlarım diyeyim, yani öyle söyleyeyim. Onlardan aldığım cümlelerle onlara da bu soruyu yönelttiğimde kendilerinden aldığım cevaplar şu oldu. Ben de aynı şeye inanıyorum. Işığı takip etmek. Sadece ışık, yani ışığı takip etmek ve ışığı izlemek. İyi geometriler kurmak. Çünkü aynı zamanda bir görüntü yönetmeni yani görüntüyü pozladığı gibi kompozisyon da yaratabilmeli. Aynı zamanda yani bu işin temeli sinematografi ise sinematografiye en doğru cevabı verebilmeli. Bu yüzden bir görüntü yönetmeninin kesinlikle ve kesinlikle ışığı çok iyi terbiye ediyor olması gerekiyor. Yani bu tabii ki de yani şu an görüntü yönetmenliği işini yapanlar için söylediğim bir cümle değil. Yapmayı hedefleyen ve bu konuda araştırma yapan insanlar için nacizane fikrim. Peki terbiye derken ışığı iyi kullanmak mı bu altında yatan esas ana fikir? Yoksa mesela işte ışıkçılar da var, ışık yönetmenleri de var. Çok kıymetli yine Yüksel Aymaz hocamı, ışık yönetmeni stüdyomda ağırlamıştım daha önceleri. Ve bir ışığın hani olmazsa yani iyi bir ışık batırır mı, kurtarır mı değil dedi. Yani ama iyi bir ışık kesinlikle çok önemlidir bunu verebilmek, yapabilmek. Siz ışıkçılarla birlikte hani hareket ediyorsunuz anladığım kadarıyla ya da hepiniz kombine. Evet, yani şöyle ben aslında yani hocama da buradan saygılarımı sunuyorum. Şöyle bir fikrim var en azından. İyi bir ışığı, iyi bir ışık yapmak tamamen görüntü yönetmeninin işidir. Yani ışık şefleri görüntü yönetmenine gereken raporu, gereken bilgileri verir ve bunun müdahalesini görüntü yönetmeni yapar. Yani iyi bir ışık gereklidir fakat iyi bir ışığı siz ancak doğru ve anlatıma uygun, yani anlatılmak istenen ana meseleye uygun kullanırsanız o iyi bir ışık olur. Onun dışında yani işte örnek veriyorum, buraya bir ışık kurdum ben. Fakat benim anlatmak istediğim ana kompozisyona, ana anlatıma hizmet vermiyorsa bu ışık en iyi kalitede olsun, en güçlü ışığı versin ama doğru hizmet vermez. Yani kesinlikle o yüzden de ışığı terbiye etmekten kastım aslında buydu yani. Anladım. Örnek veriyorum. Evet. Örnek. Yayın öncesinde de hatta diyalog kurduğumuzda Ezgi Mola ile olan videomda aslında Ezgi Mola ile karşılıklı mı oynadım, oynamadım diye sormuştunuz bana. Kendisiyle karşılıklı oynamadım. Kendisinin bulunduğu dizideki ışığın aynısını yaparak kullandım. Yani ışığı terbiye etmek aslında... Yani aynı ortamdaymışsınız gibi evet. algıladım çünkü yani işte onu ben. Işığı düzgün terbiye ettiğimizde de izleyicilerimizden gelen işte aynı ortamda mısın gibi oldukça hani demek ki gerçekçi gözüküyor ki doğru ışığı kullanmışız ki siz aynı ortamdayız gibi düşünmüşsünüz. Yani bizde bu sonuçları doğuruyor. Ya, o yüzden dediğim kesinlikle. Gibi yani başarı aslında anlatıma göre değişiyor. Yani biz orada Ezgi Mola ile aynı ortamda bulunacağımız bir ışık kurmaya çalıştık ve evet aynı ışık oldu. Bugünden doğru bir ışık oldu. Birlikteymişsiniz gibi düşündük biz de. Evet şimdi
En son Erdi'cim, bu güzel sohbeti, yeni projelerin var mı? Birkaç cümleyle bunu alarak bitirmek istiyorum. Tabii. Yeni projelerimiz var. Kesinlikle durmuyoruz. Sadece işte şu malum dün gelen yeni kararlarla şekillenen bir takvimimiz olacak. Yerde gelecek olan kararlarla şekillenecek, karantinaya uygun bir şekilde. Bir dizi projemiz var yakın dönemde. Hı hı. Konusunu ve ne yazık ki oynayacak olan hakkımızı paylaşamıyorum şu anda. Tamam. Ve tabii yani bir dizi projemizin yanında güzel de bir sketch topluluğu kuruyoruz tekrardan diyebilirim. Aynı zamanda da bu işle bu işi merak eden, bu işle ilgili kafa yoran, kafa patlatan insanlara da ulaşabileceğimiz canlı yayınlar, sohbetler yapıyoruz genellikle Instagram hesabımızda. Bunlardan bahsediyorum. Dediğim gibi YouTube'dan bu işle ilgilenen insanlara da cevap olabilecek içerikler sunacağız diyebilirim. Evet. Yani birazcık yoğun gideceğiz. Onun dışında yani tabii sosyal medyada sosyal medya çalışmalarımız oluyor. Sosyal medyadan gelen soruları yanıtladığımız içerikler üretiyoruz. Yani dediğim gibi şu an ana odağımız bir dizi projemiz. Onun dışında yani şu an platformu belli değil, sadece öyle söyleyeyim, yani hangi platform olacağı belli değil. Güzel de bir skeç grubu kuruyoruz, yakında sosyal medyadan gerekli platformlardan çalışmalara başlayacağız diyebilirim. Harikasın, gerçekten durdurak yok. Pandemiyi de çok güzel değerlendirmişsin aynı zamanda. Başarıların hep artarak devam etmesini diliyorum Erdi'cim. Edeceğinden de şüphemiz yok. İleride seni çok daha güzel yerlerde, daha güzel projelerde, daha büyük projelerde göreceğimize inanıyoruz. Bu güzel sohbet için çok çok teşekkür ediyorum ben sana. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Böylesine keyifli bir programda yer verdiğiniz şu karantina günlerinde sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Buradan da izleyen dostlara söylüyorum. Lütfen evde kalın ve olabildiğinizce tedbirlerinizi sıkı alın. Çok teşekkürler. Ben programı bir şiirimle bitireceğim. Gökyüzünden bir yıldız seçtim. Her gece ona baktım. Sen diye. Öyle parlak, öylesine güzel ışıldıyordun ki bu sendin. Parlaklığını gözlerinden almıştı, gülüşlerindi sıcaklığı. Ne olur durma orada öyle. Deli bir rüzgar ol, savur saçlarımı. Yağmur ol, yağ yüreğime. Gelemem ki ben sana. Hadi sen gel. Rüzgar ol, yağmur ol, düş üstüme. Evet, bugünkü programımız da burada sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hayata gülümsemeye devam edin. Hoşça kalın.